diyorsa. Asıl sorun burada. Apollon'da. Apollon'da. 200 yıl boyu bu tanrının adının Yunanca olduğunu ortaya koymak için çabalar bilim dünyası ve başaramadılar. Başaramadılar. Ama 1930'lu yıllarda Hatuşa'da bir yazı çıkıyor ortaya. Troya kralıyla 2. Murşid arasındaki bir anlaşma metni. Evet, evet. Oradaki Alakşandu'yla Hitit kralı arasında. Ve o anlaşmanın tanığı olarak üç tanrı var. Üç büyük tanrı. Birinin adı da Apollonios. Ve ta 1930'lu yıllarda diyorlar ki ya bu Apollon olabilir. Hemen derhal başka Almanlar devreye giriyorlar. Bunun olamayacağını söylüyorlar ve bu konu kapanıyor. Ta ki 1998 yılına kadar. Halet Çambel hocamızın Armağan kitabında Manfred Korfman, o Troya ile bağlantılı olarak Alakşandu Troya kralı ya. Evet. Onunla bağlantılı olarak bir makale yazıyor ve Alek şeyin oradaki Apollonios'un Apollon olabileceğini değiniyor. Ben de o zamana kadar öyle bir düşüncem vardı ama yani pek de öyle derine inmemiştim. Ondan sonra o konunun biraz derinlemesine gittim. O ara işte buradan giden o alınlığı gördüm. Evet. Apollon Laerbenos diyorlar ona. Ve bir elinde çift ağzı balta olacak şeydi. Şimdi bu bana hemen Hatuşa'daki kapı tanrısı, doğu kapısındaki o kapı tanrısını düşündürdü. Dedim ya Hatuşa'nın doğu kapısında da bir genç tanrı var. Diğerlerinden farklı. Çıplak ayaklı üstelik. Ve sakalı yok. Başında bir miğfer var. Bir elinde de böyle bir balta tutuyor. Şimdi eğer o metinde, o Hitit metninde onu kent koruyucu, kapı tanrısı diye nitelendiriyorsa, yani bu niye Apollon olmasın? Niye Apollonios bu olmasın? Ve bunu ben ondan sonra hep benim Uygarlık Anadolu kitabımda da göreceksiniz. Soru işaretiyle yapmışımdır. Apollonios soru işareti.